ben hiç doymadım ya. Nasıl doymadın Haluk? Ortaya gelen bütün yemekleri sen yedin zaten. Valla ben de bir şey yemedim. Valla ben de gönül tadına bile bakamadım yani. Yani? Ya ana yemek olarak gelen şey benim dişimin kovuğuna girmedi. Tam da ortaya gelenleri de yedin diyorum. Size söyledim, ne güzel kebapçıya gidecektik ama yok, hayır ille tutturdunuz buraya geleceğiz diye. Aman abi Allah aşkına konuşup durma ya. Zaten zar zor park yeri bulduk, bir de şeyi yapma yani. Dominant teyze bulaşık yıkamasın diye çektiğimiz şeye bak. İftira atıyorsun, hiç böyle bir şey yok bir kere. Ben çağırdım, Meltem de biliyor. Evet. Sen istemedin. Çağırdın, arkadaşım benim çağırdı. Sen ne bakıyorsun Haluk'a? Haluk işte. Aç kaldık. Ama hepsini yiyip nasıl açsın anlamadım Haluk. Valla benim keyfim gayet yerinde. Yemek çok güzeldi. Şimdi de çayımı içiyorum. Oh! Senin keyfin tabii yerinde olur. Çünkü hep aynı şeyi yiyorsun. Biraz domates, biraz salata. Olur mu canım? Üstünde sosu vardı, kaparisi vardı. Kaparisi vardı. Kapari. Küçük zeytinler. Anneanneminde de kapari yiyordun değil mi? Evet. Allah'ım. Ya eğer başka bir şey yemiyorsanız tatlı matlı ben hesabı istiyorum. İste iste. Kardeş, işte bizim hesabı getirsene. Kaparıymış. O kadar zeytinler bak. Rahmetli anacığım çok severdi bir kere kaparı, böyle hafif ekşi. Ben de severim vallahi. He yani. Kaparı mı yeri başkadır yani. Öyle zeytinle ne alakası var? Zeytin de güzel bir şey ama. Haluk işte. Alakası yok hiç. Kaparı ne ya? Ver, ver, ver. Ver abi ben bakayım ya. Tamam, tamam. Ben geldim, bakayım Haluk. Ya ben hallederim oğlum. Olur mu canım abi, ver şunu Haluk. Hayır, hayır, hayır ben hallederim. Başka zamanda sen yok, halledersin. Yok, olmaz abiciğim, versene şunu. Ya oğlum ben hallettim abi, diyorum. Abi verir misin şunu? Ya uzatma, Haluk, hadi lütfen, tamam. Haluk lütfen, rica ediyorum. Ya oğlum tamam dedim ya, hayır. Allah Allah. Versene abi şunu ya. Hayır. Versene abi. Oğlum bıraksana. Ay, 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 Haluk, takılma abiciğim ya. Oğlum hesabı kim istediyse o öder. Ne demek ki be? Ben isteyecektim, sen istedin. Ne fark eder? Ama ben istedim. Hayır, hayır, hayır. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar uzatıyorsun ya? Bırak yani Tuna'nın içinden geldiyse ödesin bir dahaki seferde. Biz öderiz. Hayır, ben ödeyeceğim. Niye istedim? Ya abi? Abi ben istedim. Allah ya, Allah. Ya Tuna ne yapıyorsun? Bırak Haluk yani ödesin, sonra sen ödersin. Evet. Meltem'in dediği gibi. Niye bu kadar ısrar? Hayır, şimdiye kadar çok sana evlendik yani. Haluk ödüyor ya. Hayır, tam öyle bir şey. Benim de bir gururum var Haluk. Rica ediyorum, şuradan alır mısın? Hayır, başka zamanda sen ödersin. Hesabı ben istedim, ben ödeyeceğim. Her zaman sen ödüyorsun zaten abi. Her zaman sen ödüyorsun. Başka zamanda sen ödersin. Hayır. Şimdi hesabı ben istedim, ben ödeyeceğim. Lütfen şunu alır mısın? Ya kızım aramızda böyle şey yapıyor. Çok alır mısın? Ya abla oğlum yok kartı. Abiciğim versene şunu bana. Ya bir dur oğlum, senin yüzünden garson da gitti. Hesabı ödeyemedik. Ya bir şey söyleyeceğim, garsonun bir sürü müşterisi var. Sabaha kadar sizin burada hesap kavganızı mı bekleyecek? Tabii gidecek adam. Öf, öf yani. Dakikalardır bunu ödemeniz ve ben gidip ödeyeceğim en sonunda. Sana ne oluyor Gönül? Neyse ben varken sana ne oluyor? Sen ne ödüyorsun hesabı? Anlamadım ki yani. Oo Tuna Bey'e bak. Zero, fabrika ayarlarına geri dön. Bu sen değilsin. Sen bir kere böyle Alman usulüne inanırsın. Ne bu böyle hareketler? Ne var abi? Gençken Alman usulünü severdim ama şimdi büyüdüm. Büyüdüğüm için kendime ödemek istiyorum. Ne var bunda yani? Ben gençken de böyleydim. Benim masamda hesabı ben öderdim. Çünkü ben taş fırın erkeğiyim. Aman abi öde, öde. Ne yaparsan yap. Allah Allah. Tuvalete gidiyorum. Hadi Tuna tamam artık tamam, ödeyelim tamam. De kalkalım yani. Sıkıldım yani ha. Hadi Haluk hadi. E tamam, garsonu bekliyorum. Kardeş. Buyurun. Hesabı şuradan al sen. Sizin hesabınızı Tuna Bey içeride halletti. Pardon? E tamam süper. Hadi kalkalım Haluk. Hadi. Hadi. Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Ay, afiyet olsun. Kalkabiliriz istersen. Sen ne yaptın oğlum? Hesabı ödedim. Niye? Niye ödemeyeyim abi? E niye ödemeyeyim? Böyle bir durum mu var ya? Ödedim. Ay canım, bitti. Tamam, bak çok ödedim. Ayıp ediyorsun ha. Niye sen ödesen ayıp olmayacak mıydı yani? Hala uzatıyorlar. Hadi. Ya ne güzel ödedi bitti işte. Hiç ödemeyeceğim zannettim ben yani. Geri al paranı. Hesabı ben ödeyeceğim. Ya saçmalama. Sen de iyice şey yaptın ya. Ya. Ödedim hadi, abi bitti tamam. Niye ödüyorsun kardeşim? Sen niye ödüyorsun? Hesabı ben istedim. Gerçekten çok komiksiniz. İnsan böyle bir şey yüzünden kavga eder mi ya? Ya lütfen üstüme gelme bak. Bu konu benim için hassas bir konu. Aman! Ne abarttın yani. Bir dahaki sefere de sen halledersin. Oo dominant teyzeye bak. Bir dahaki sefere de ben halledermişim. Evet. Bir dahaki sefere olmayacak çünkü bir daha sizinle yemeğe gitmeyeceğim. Ah! Yani hayatımda bir defa bir jest yapayım dedim. Yani ama fazlasını yapmışım yani Gönül. Yani hakikaten bazıları hiç hak etmiyormuş yani. Jest mi? Evet. Jest mi? Jest abi ne var? Allah Allah. Yani o kadar garsonla kavga etmişiz. Kartlar havalarda uçuşmuş. Hesap ben ödeyeceğim diye olayı ayarlamışım. Sonra sen git tuvalete gidiyorum bahanesiyle hesabı öde.
Garson ondan sonra gelsin bana, Tuna Bey hesabı halletti efendim desin. Benim ne duruma düştüğümü sen biliyor musun orada? Ödeyemez miyim abiciğim? Benim böyle bir hakkım yok mu yani? Ben hesabı ödeyemez miyim? Biz de çalışıyoruz herhalde. Biz de para kazanıyoruz. Biz de ödeyebiliriz herhalde yani. Arkamdan iş karıştırdı. Karıştırmadım abiciğim. Karıştırmadım. Hiçbir şey yapmadım. Karıştırdım. Bu ne demek biliyor musun? Ay ne demekmiş? Taş fırın erkekliğinin yüz karası demek. Ah, ya Haluk'cum, anlıyorum. Tamam. Yani bu konuda hassassın ama bu kadar abartmana gerek yok. Ay ne var bunda yani? Bu sefer Tuna ödedi, bir sonraki sefer sen ödersin. Bir sefer ben öderim, bir sefer Gönül öder. Ne var bunda bu kadar büyütecek ya? Pardon? Ha, birlikte oturacağız, ondan sonra kızlar hesap ödeyecek. Bir daha insan içine çıkamam be. Yolda yürüyemem. Benim masamda ben hesap öderim, bu kadar. Yine böyle taş fırın genderin taştı Haluk. Ne var? Ben de öderim, Meltem de öder. Ya kadınlar hesap ödeyemez. Böyle bir kanun mu var ya, yani? Abiciğim affedersin, hesap ödemenin cinsiyetçiliği mi olur ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? O masada oturan herkes eşit. İsyan eder. Ben yokken istediğiniz kadar hesap ödeyin. Ama ben varken hesabı ben öderim. Ben buldum. Bundan sonra yemeğe gittiğimiz zaman Alman usulü. Herkes kendi hesabını ödesin. Hı. Çok güzel fikir. Evet, Alman usulü. Neyse hesabımız verelim. Herkes kendi hesabını versin. Bitsin gitsin bu iş ya. Ben öyle Alman usulü falan anlamam. Ben Türk'üm. Ben çay koymaya gidiyorum. İçersiniz değil mi? İçeriz. Ben açım. Efendim? Açım ben. Haluk, restorandan geldik. Nasıl aç olabilirsin? De orada da söyledim sana aç olduğumu. Benim farkındasın değil mi? Ben zengin bir menü vardı ama bazıları asla doymamış yani. Ha, görüyorsun değil mi? Şimdi bir de bana laf çaktı. Menü zengin olabilir ama tabak fakirdi. Of, bayılacağım. Bir yemeğe gittik, burnumuzdan getirdin ya. Buradan kalk, 2 saat trafikte git, 2 saat park yeri ara. Ha, park yerini bul, yürüye yürüye restorana git. Sonra ansiklopedi gibi bir menü getirsinler. 2 saat uğraş ne yiyeceğim diye. Sonra bul, karar ver. 2 saat yemeğin gelmesini bekle. Ondan sonra böyle kuş yemi kadar yemek getirsinler. Ondan sonra hesap için boğuş dur. Ondan sonra maçı kaçır. Yani benim burnumdan geldi esas. Ama bir daha yok yemeğe falan gitmiyorum dışarıda. Şimdi zaten bir yere gitmeye karar veren de kabahat yani. Ha, inanamıyorum ya. Yemin ediyorum midem şey oldu Gönül yani. Böyle, yani bütün reflüm meflüm az ya. Yanı bir şeyler hazırlasana ne olursun. Ya bak ona doymamış. Sen zaten hiç doymuyorsun ki. O kadar yedin ama hala açsın. Göbeğe bak. Benimki açlıktan değil abiciğim. Benimki mide şeyinden. Yani bizim asit şey oldu yani. Bir şey hazırlasana. Dur, ben tost yapacağım. Tost yapacağım. Tostu ben sana yardım edeyim canım. Bana 2 tane. Aman ya. Sucuklu. Gönül, 1 tane yeter bana. Hiçbir yıldızlı restoranda bu tostu yiyemezsiniz. Vallahi o yıldızlı restoranlarda tost yenir mi yenmez mi bilmiyorum ama en azından evde yiyince hesabı kim ödeyecek tartışması yok. Lan en azından kafamız rahat. Sen ödedin, ben ödedin, bilmem ne. Üff. Bence çok huzurlu bir gece olabilirdi ama bazıları maalesef arızalı olduğundan dolayı Gönülcüm. Arıza çıktı yani. Sen hiç konuşma Zero. Bugün yaptığını hiç unutmayacağım. Ne yaptım abiciğim? Hayır, affedersin, ne yaptım ya? Sırtından mı bıçakladım seni yani? Sanki sırtından bıçakladım ya. Benim onurumu, gururumu yerle bir ettin. Ay, artık bu konuyu kapatabilir miyiz? Bugünün kaybedeni belli, ben. Ve haklısın, en yakın arkadaşım tarafından böyle sırtımdan bıçaklandım. Bir de maçı kaçırdım. Allah Allah ya. Hala. Maçı kaçırdım deyip durma Allah aşkına. Bir hafta boyunca her yerde her türlü konuşuluyor. Şimdi açsan kesin zaten özet vardır. Millet dakikasına böyle tartışırken ben böyle sadece özetler ışığında konuya dahil olabileceğim. Yani bu beni nasıl bir duruma düşürecek farkında mısın sen? Nasıl bir duruma düşürecek? Salak bir duruma düşürecek. Evet, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Yani utanmasam bir tane daha isteyeceğim valla. Afiyet olsun. Utan bence Tuna. İsteme. Niye yiyorsun artık bu saatte bu kadar? Mihrem şey oldu Gönül. Yani ondan yani. Yani çok şey oluyor senin ama nasıl giyeceksin o takım elbiseyi? Ben anlamadım yani. Olmayacaksın takım elbiseyi. Ben sana söyleyeyim. Ya canım niye olmuyor ya? Benim bu kadar oldu Tuna. Ya ben bir kere şey yaptım ama Gönül yani 1-2 kilo vermiştim ben yani. Ne gülüyorsun abiciğim? Ayrıca ben sana hala kırgınım yani. Ben sana kızgınım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.